Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugünkü rotamız Ahmet Beyli tarafında Notion Antik Limanı. Yani İngilizce neydi? Notion Antik Liman. Buraya geldik arkadaşlar. Hem burada yüzmenin, yani antik bir limanda yüzmenin tadını çıkaracağız. Hem de antik limanı elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bakın aşağıdan görünüşü bu şekil. Şurada limanın surlarını görebilirsiniz. Şimdi bu yokuşu çıkalım. Çıktıktan sonra da sizlere burayı tanıtmaya çalışalım arkadaşlar. Ve yeniden tırmanışlar başladı. Yani yaz aylarında biraz zor oluyor ama yine de eğlenceli. Ya manzara harika aslında. Bir göster, yani çıkabilse bakın şuradan gözüküyor biraz. İşte bazı güzellikleri görebilmek için bunlara katlanmak lazım arkadaşlar. Şu an Notion kentinin sanırım en uç bölgesinde bulunuyoruz. Burası bir kalenin duvarı, sur duvarı. Romalılar döneminde de tekrar inşa ediliyor, onarılıyor daha doğrusu. Sonrasında Bizanslıların eline geçiyor. Bizanslılar da burayı psikoposların yetiştirildiği tapınak olarak kullanıyorlar. Şu anda günümüzde de tarihi eser olarak bizim ülkemizin sınırlarında. Muhteşem bir yer. Manzarası muhteşem. İnsan hayalinde canlandırıyor o dönemde burada nasıl bir yaşam vardı acaba diye. Yani çok ciddi bir rakam aslında. Milattan önce 300'lü yıllar. Düşünebiliyor musunuz? O zamandan bugüne bu duvarlar kalmış yani. Yani çok ciddi, çok çok uzun bir süreç ya. Gerçekten. Bakın şurada bir şeyler daha var. Herhalde bunlar su duvarıydı. Bakın burada var. Şu şekilde. Şu şekilde bir tane daha. Ve manzara bu şekilde ya. Harika bir manzarası var. Can kuş, ne bulduk? Sanırım bir su kuyusu. Ama şu üstündeki kemer değişik. Evet, yani su kuyusu arkadaşlar. Da şu kemer neden var onu anlayamadım. Bassam mı ki üstüne? Su kuyusu ya. Baksana hiçbir yere gidiş yok. Baksana oyulmuş zaten. Oyulu oyla yapılmış. Doğal olarak burada hiç su kaynağı yoktu ki. O zamanlar. Dere yatağı nerede var? Dere yatağı da yok burada hiç. Suyu burada biriktiriyorlardı büyük ihtimal. Yani belki yağmur suları falan. Evet, olabilir. Yağmur sularını burada biriktiriyorlardı. Zaten baksana etrafa kurulmuş hep şehir arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz mu? Hemen üstte bir tane daha var. Şu taraflarda var. Etrafta da var. Her yerde yapıtlar. Her yerde yapılar mevcut arkadaşlar. Ama şurası çok güzel ya.
Bir tane de şu da var. Bakın. Yani bunun da üstünü kapatmışlar. Bu arada bunu büyük ihtimal defineciler kazdı. Çünkü okuduğum kadarıyla şey yazmıyor yani, devlet tarafından burası kazım yapılmamış. Hiçbir şekilde ellenmemiş devlet tarafından. Halbuki arkeologlar gelse kim bilir neler çıkacak. Evet, neler neler koruma altına alınsa. Yani çok fazla şeyler var burada gerçekten. Yani imkanınız varsa muhakkak gelin arkadaşlar. Buraları görmeniz lazım. Dokunmanız lazım. O hissi yaşamanız lazım kesinlikle. Evet. Hadi bakalım devam edelim yola. Edelim. Hadi görüşürüz. Yan kuş bak. Baksana ne kadar düzgün ya. Yani şu köşeye bakar mısın? Belli zaten bak, keski çekiş de bayağı oyulmuş. Oyu oya. Yani çok büyük işçilik ya. Belki bunlardan kaç bin tane. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Zamanı, iş güç, iş gücünü. Yani sağlamlığa bakın ya. Belki de onlar su, yani su duvarlarıydı. Evet. Ya burada bir de güneş saati olacak arkadaşlar. Hani okuduğum kadarıyla onu bulamadık ya. Her tarafa bakıyoruz şu anda. Bulamadık. Ay. Neyse, aramaya devam. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, kocaman tepe, tam bulunduğumuz yer dümdüz. Resmen birisi gelmiş kepçeyle üstünü bu şekilde tıraşlamış. Yani büyük ihtimal tahmin ettiğimiz kadarıyla burası Agora, yani şehrin merkezi. Gel gel can kuş. Bakın. Harika ya. Bak şurada bir şey var. Bu neydi acaba işte? Baksana. Su biriktirmek için değil herhalde. Ha, sanmıyorum. Başka bir şey, başka bir amaçla. Belki sütunları birbirine sütunları monte etmek için oyulmuş bir şey olabilir. O da olabilir. Bayağı buradan değil, başka yerden getirmişler. Baksana mermer bu. Belki de şey, bardak falan, ne bileyim. Çok saçma mı oluyor bilmiyorum. Yani Agora buradaysa o güneş saati de buradadır. Biz de biraz daha keşfedelim arkadaşlar. Bir şeyler buldukça size gösterelim. Can Koç, dikili taşı buldum. Bak üstüne de şekil çizmiş. Evet. Hazine diyor burası. Bayağı dikili taş. Yani devlet buraları koruma altına almayınca ne yazık ki hazinecilerin şey oluyor. Uğrak yeri oluyor. İstedikleri gibi gelip kazıp gidiyorlar. Ne yazık ki. Şurada bir yerli, şurada bir yerleşim daha var. Şimdi oraya da bakalım. Güneş saatini bulamadık. Yani üzüldüm açıkçası ya. En çok onu bulmak istiyordum. Belki burada vardır. Aa bak, burası değişik bir şey. Can kuş. Evet. Ya arkadaşlar, şu kayanın düzgünlüğüne bakın ya. Böyle işçiliği şimdi yapamıyor adamlar. Kuyu var burada bir tane.
Belki de şeydi böyle. Ateşbaşı Akdeniz akşamlığı. Bence. Bak, antik Yunan'da arkadaşlar böyle toplanıyorlardı. Burada da ateş yakılıp Akdeniz akşamlığını söylüyorlardı. Biliyorsunuz Akdeniz akşamlığı milattan önce 300'lü yıllara kadar dayanıyor. Çok önemli bir şarkımız ülke olarak. Hadi bakalım. O zaman devam. Başka neler bulacağız? Bulabileceğiz mi acaba güneş saatimizi? Can kuş. Bu ne? Yani bunlar da sütun. Bir dönem Helenistik yapılar yapıldığından bahsediliyor burayla ilgili. Belki o dönemde yapılmış şeyler olabilir. Daha sanatsal çünkü. Evet, daha sanatsal. Bakın burada da var. Burada fazlasıyla var ya. Demek ki burada da bir tane daha yapı var. Şurada var. Bak bu da tahtı. Gördün mü? Taht bu. Kral. Eskiden insanlar çok küçüktü. Evet, eskiden insanlar çok küçük olduğu için onların tahtı da böyleydi. Anam duramıyorum ki. Nerede bu güneş saati ya? O kadar hayal kurdum ki onunla. Abo, bu ne ya? Ya arkadaş, şaka gibi ya. Ya bakın şu düzgünlüğü. Verin lazer yapsın, yapamaz ya. Bu kadar net düzgünlüğü yapamaz. Şey mi sence de, birbirine geçme sütun. Tabii ki. Yani o zaman hani onları tutacak bir şey tahminimce yoktur. Değil mi? Yani bir böyle yani alçı ya da şey gibi. Muhtemelen öyle oyulup. Tabii arkadaşlar biz sadece tahmin ediyoruz hani. Yapboz gibi. Bilen arkadaşlar daha iyi biliyor. Bak bunlar ama süs bence. Belki. Bak bunlar süs. Baksana şuraya bak. Ama arkadaş bizim evde böyle bir şey yok ya. Sizdeki sütunların oyukları yani bir şeyler içine geçsin diye. Evet. Yapılmış gibi. Çok fazla sütun var burada. Ya bunun altı kocaman bir şehir arkadaşlar. Kocaman bir şehir gerçekten. Bakın şurada gene bir yapı var. Toplanma alanı olabilir. Tabii yarısı toprak altında buranın. Bak yüz yuvarlak ya. Şuraya bakın arkadaşlar. Aa bak can koş. Baksana adamların manzarasına. Yani burası herhalde şeydi. Evler büyük ihtimal. Yaşam alanları olabilir. Hadi bakalım yolculuğa devam. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Evet arkadaşlar, şimdi denize girme vakti. Can koş. Evet, mutlu son. Tam olarak buradan şu şekilde gireceğiz. Hadi bakalım. Can koş, boğulma. Can kuş atladı da bende o cesaret yok. Hayatta atlayamam ben ya.
Evet arkadaşlar, bir faaliyetin daha sonuna geldik. Elimizden geldiği kadar sizlere yine buraları göstermeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım çok beğenirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.